Erdem ağlayayım. Efendim Derya. Ateşten haberiniz var mı? Bir aksilik mi var? Haberleri iyi değil. Ateş kendi başına Kurye Şerafettin'in saklandığı mekanı basmış. Nasıl? Güvenlik kameralara izlenince anlaşıldı. Kılık değiştirmiş. Bir şekilde girmiş içeri. Nasıl olur? Bu çocuk ne yapıyor? Konuştuk. Kendi başına hareket etme dedik. Kötü bir şey yapmış mı? Kimseyi öldürmemiş. Ama Şerafettin kaçmış. Tabii bu ateşin operasyonu tehlikeye attığı gerçeğini değiştirmiyor. Ayrıca bir adamı da mekandan aşağı atmış ama adam ağır yaralı değil. Hemen arıyorum. Boşuna aramayın Erdem ağabeyim. Zahmet etmeyin. Ben aradım, ulaşamadım ama emniyet arıyor. Bilginiz olsun. Bana hemen Tim'i çağırın. Emredersiniz komutanım. Bakalım onlar bir şey biliyor mu? Ben de üst makamları bilgilendireceğim. Artık gereken neyse yapılır. Şu durumda arka çıkmamız söz konusu bile değil. Kuralların dışına çıkıyorsa cezasını da çekecek. Böyle olsun istemezdim. Çok iyi anlıyorum onu. Ben de kardeşimi kaybettiğimde aynı duyguları yaşamıştım ama sizin de dediğiniz gibi böyle durumlarda daha sabırlı, daha mantıklı davranmamız gerekiyor. En azından bizim öyle davranmamız gerekiyor. Bu çocukları tanımıyorsun Derya. Bunları tutamazsın. Yavuz da kendini böyle yaktı. Tanımadın. Bir hafızımız vardı, az kaldı. O da kendini böyle yakıyordu, Allah rahmet eylesin. Bu çocuklarda cesaret var. O kadar çok cesaret var ki. Bazen düşmanı geçtim. Kendileri bile o cesaretten korkuyor. O cesareti doğru kullanmak için eğitiyoruz. Eğitiliyoruz. Ama hayatta bizi bambaşka eğitiyor. Komutanım, bizi emretmişsiniz. Evet, çağırdım. Size bir kere soracağım. Ve bana doğruyu söyleyeceksiniz. Durum ciddi. Anlaşıldı mı? Komutanım, kötü bir şey mi var? Anlaşıldı mı dedim. Emredersiniz. Ateş nerede? Bilmiyoruz komutanım. Niye ki? Başı belada mı yoksa? Ateş. Kurye Şerafettin'in saklandığı mekanı basmış. Nasıl? Tek başına mı? Siz burada olduğunuza göre gelin çocuklar. Hayırdır? Komutanım biz Karabatak'tan haber var mı diye merak ettik. Maalesef yok. Ama arıyoruz. Biz de çıkıp arayalım komutanım. Aynen komutanım. Başına bir şey gelmeden bulalım Karabatak komutanım. Siz karışmayın. Bundan sonrası emniyetin işi. Biz yeterince kuralların dışına çıktık zaten, değil mi? Komutanım, tek başına ne yapar, ne eder? Ya destek lazımsa? Destek isteseydi bize haber verirdi, değil mi Mansur? Haklısınız komutanım. Ayrıca bulunmak isterse bir iz bırakacaktır. Yoksa onu bulmamız zor. Ama komutanım... Yeter Fethi. Anlaşılmayacak bir şey mi dedim ben? Hayır komutanım. Güzel. O zaman herkes işinin başına dönsün. Siz de
üniformalarınızı kaybetmek istemiyorsanız kılınızı bile kıpırdatmayacaksınız. Polis bu işi halleder. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Çıkabilirsiniz.